Çınar, biraz konuşabilir miyiz? Tabii. Neyle ilgili? Zümrüt Hanım'la ilgili. Hemen geliyorum. Daha ne olsun? Sen gittin, o bana anlattığın saçma sapan şeyleri bir de karıma mı anlattın? Bu nasıl bir şuursuzluktur Şınar? Cevap ver. Ben sadece karımı korumaya çalışıyorum. Yani Toprak öyle kafasından hurafeler uyduracak bir kadın değil ki. Hem Zümrüt Hanım'ın geçmişte yaptıkları da belli. Gittim konuştum sadece, ne var bunda? Bana sorman kafiydi. Senin ya da bir başkasının karımı üzmeye ne hakkı var? Zümrüt Hanım aşağıda hüngür hüngür ağlıyor. Yalıdan taşınacağım diye tutturdu. Benim karım da çok üzgün. Yeter Çınar. Bu zamana kadar birçok şeye yeterince müsamaha gösterdim. Ama artık bitti. Gidip hemen karımdan özür dileyeceksin. O kadar. Beni istemişsiniz beyim. Zümrüt Hanım'ı çağırır mısın kızım? Tabii beyim. Beni çağırmışsınız Necip Bey. Buyurun Zümrüt Hanım, oturun. Merhaba Çınar. Çınar'ın size söyleyecekleri varmış. Zümrüt Hanım. Ben sizden özür dilerim. Kusura bakmayın, biraz fazla üstünüze geldim. Yalıdan taşınmayı düşünüyor musunuz? Buna da hiç gerek yok. Ben sadece karımın haklı olduğu sıkıntıları dile getirmeye çalıştım, o kadar. Önemli değil Çınar. Ben senin ne kadar iyi niyetli olduğunun farkındayım. Ayrıca özür dilediğin için çok teşekkür ederim. Belki ben de biraz fazla alıngan davrandım. Şu zor zamanımızda kenetlenmemiz en doğrusu. Anlayış gösterdiğiniz için ikinize de teşekkür ederim. Evet.